Günaydınlar, günaydınlar efendim. Nasılsınız? İyiyim şefim, sen nasılsın? Çok iyiyim. Çok lüks bir evde tekrardan buluştuk, alıştık biliyorsun. Çok rahatım. Sen nasılsın? Daha alışamadığım için kolay bulamadım burayı. Bir şey soracağım. Bu kapı otomatik mi açıldı, ben mi yanlış gördüm girerken? Otomatik açıldı. Yine şahane bir gündeyiz. Hava mis gibi. Yemek yapmak için sabırsızlanıyorum. İçeride beni sakın rezil etmiyorsun. Gayet İstanbul Türkçemizle konuşuyoruz. İki beyefendi olarak içeriden çıkacağız. O zaman sen de bana Zumur Bey diye hitap et. Söz. Sen de bana Tahsin Bey şefim diyeceksiniz. Tahsin Bey şefim. Türkçe. Ben de senin Zumur Bey dediğini duyabilir miyim? Zumur Beyciğim, seni çok seviyorum. O zaman bugün neredeyiz? Beykoz'dayız. Hülya Hanım'ın misafiriyiz. Dolabında hangi ahtapotlar ve kalamarlar var? Meçhul bir şekilde bekliyoruz ve çok heyecanlanıyorum. Sen heyecanlı mısın? Bugün ben de çok heyecanlıyım. Ben de bugün böyle bir tatlı bir heyecan var içimde. Benim de öyle. O zaman daha fazla bekletmeyelim kendimizi ve içeri gidelim, yemek yapalım. Hülya Hanım'ın yanına gidiyorum. Yürü yürü, bitmiyor şefim. Zumur o değil de bu evin havuzu mu yok? Olmaz mı canım, var. Bak. Malum alışkınız böyle lüks evlere. Değil mi? Tabii canım, geldiğimiz kaçıncı lüks ev? Tabii tabii, biz köy hayatında da aynı böyle şeylere alışkınız. Mesela şurada ördekleri yüzme için ayrı bir havuz var. Şurada normal bir havuz var. Biz genelde traktörün dorsesini, kasasını doldurturuz ama olsun. Ama sen kendi hayatından da alışkınsın zaten lükse. Aynen öyle, serin serin. Gidelim mi yanlarına? Zaten Hülya Hanım arkadaşlarıyla bahçede kahve keyfi yapıyor. Korkutmam. Yok yok ama kovulmayalım başlamadan. Allah aşkına Tahsin'i neden çağırdın? Nereden çıktı? Ay bugün çalışanlar izinde. Ne yapayım, yemeği ben mi pişireyim? Tahsin varmış. Bedava yemek. Oo. Para da vermiyorsun. Oo, mutfakta süper. Ne varsa bak, baksın, bulsun, pişirsin. Biz de akşama yiyelim. Akıllılık yapıyorum. Diyarımda konuşuyorsunuz. Ay çok özür dilerim. Merhabalar, merhabalar öncelikle. Şöyle uzaktan. Ay vallahi bekliyordum. Bu kadar çabuk geleceğini hiç beklemiyordum. Şu an çok özür dilerim. Ne kadarını duydun bilmiyorum ama şu an utanç için. Bir ücret para vermiyoruz diye dendiğini onu duydun mu? Paralı asla mısın? Verilen ve takılan altınları geri çevirmiyorum. Vay canına. Şefi. Seni beklerken ben biraz kulak kabarttım. Söyleyeyim mi duyduklarımı? Evet, dinliyorum. Hülya Hanım seni neden çağırmış biliyor musun? Yardımcıları izinliymiş. Yemek yapmayla hiç uğraşmak istemiyormuş. Sen evdeki malzemelerle yemek yapıyorsun ya, işte bu yüzden çağırmış seni. Karşılığında da şuraya bir cumhuriyet altınını alır mıyız? Düşünürüz. Sen o soruyu sor da cevabına hazır ol. Şefim niye öyle oturdun? Geçsene şöyle hanımların arasına. Pardon, rahatsız ettim. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Sadece şaka yapıyorduk. Yani laf ola konuşuyorduk. Ben de çok güzel şaka yaparım. Haberiniz olsun, eyvah, o zaman. Eyvah. Bu arada Hülya Hanım. Gayem. Gaye Hanım. İsmigül. 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 Esma. İsmigül. Onun kızası Esma. Hiç esmin yok bugün Esma. Zaten. Neden gibi? Çok kötü esprilere hazır oldum o zaman. Keyfinizi bozmadık değil mi? Bilakis şu an gördükten sonra o kadar keyifliyim ki, çünkü duyduğum kadar inanılmaz güzel yemekler yapıyorsun ve bugün bendesin, şanslı bir günüm. Bakalım neler pişireceksin, ben de hiç yorulmadan akşama eşime neler sunacağım, ben de çok merak ediyorum. Bir şey sorabilirim, formatı doğru anlattık mı? Hani beraber yapıyoruz ya yemeği, hani mutfağa beraber gideceğimiz farkında mı, yoksa burada kahve içmeye devam edecek? Vallahi programımızın adı Şef Kapımda, ben mutfakta değil. Tamam. Tahsin Bey şefim, sana bir haberim var. Hülya Hanım da bu villadan iki tane daha var. Aa, ne güzel. Ben alışkınım böyle şeylere biliyorsun. Kapıda da konuşmuştuk. Bizim Kocaeli'de var böyle 10 tane yan yana sağ olsun villalar. Yani doğuştan bu lüksün içine doğduğum için hiç yadırgamıyorum. Bak hemen yerimi de buldum. Oh. Hülya Hanım ne iş yapıyor acaba, sorsana. Evet Hülya Hanım, gerçekten merak ettiriyor bu soru. Öncelikle çok teşekkür ediyorum mekanı beğendiğin için. Ama burası hani çok amaçlı kullanılan yerler vardır ya. Burası hem iş yerim hem de yaşam yerim. Hem yaşıyorum hem de ticari olarak kullanıyorum. Aa. Onun için çok hoş duruyor. Malikane olarak görebilirsin ama burası bir işhane Tahsin. Peki işhane dediğimiz burada yan taraflarda... Düğün organizasyon, parti, event, kurumsal, kız isteme. Benim doğum günüm yaklaşıyor, kutlar mısın? Seve seve, sen bana bu akşam güzel bir yemek yaparsan, ben de sana söz veriyorum, sana doğum günü partisi yapacağız burada. Aldık sözü, çünkü gerçekten... Yakın bir zaman mı? Yakın, Haziran'ın 15'i. Tam senenin ortasında doğmuşum. Çok mutlu oldum, seve seve yaparım. Çünkü hangi burçtansın? İkizlerim. Siz? Bana sor. Bu kadar enerji ne olabilir? Ya işte...
Yani günlerce onun için seve seve beraber birlikte doğum günü partimizi yapabiliriz. Aldım sözü. Çünkü para alamıyorum, bir şekilde bir şey koparmam lazım. İşte bu. Ödeştik mi? Ödeştik. Tamam. Bütün organizasyon da benden. Sadece arkadaşlarını davet edeceksin. Çünkü benim işim bu. Herkes işini bilsin. Sen nasıl güzel yemekler yapıyorsan ben de güzel organizasyonlar yapıyorum. Aman aman aman. Ya şöyle bir durum var. Ünlü yığılır buraya. Çünkü ben ünlüyüm, ayıp söylemesi. İşte ben de ünsüz olarak en azından bir ün şeyine kavuşurum. Şahane çok... bir event düzenliyoruz. Tamam. Ama bizim önce bir işimiz var, yemek yapmamız lazım. İçeriye bir gideyim. Dolaplara bir bakalım. Tamam. Hem evin dışı bu kadar böyleyse bir evin içinde merak etmiyor değilim. Ne kadar alışkın olsam da merakım el vermiyor. Ben gidiyorum içeri. Hadi ben bakalım. Zahmet eder. Hani bir beraber kalksak gitsin. Sen geç bak. Hanımlar siz de o zaman... Buradasınız. Buradayız. Biz yemekleri yapar yapar aradığım sesini sesleniriz. Tamam. Biz. Olur mu? Hazır mıyız? Evet, çok hazırız. Hadi bakalım. Hadi. Bakalım neler yapacağız. Haydi bakalım. Aman aman aman. Maşallah maşallah maşallah. Biz böyle ayakkabıyla girdik ama. Bugünlük böyle olsun. Tamam, teşekkür ederim. Çok naziksiz. Çünkü... Pardufuma hiç ihtiyacım yok. Çünkü bugün bana çok güzel yemekler yapacağını ümit ediyorum. Onun yapmam. İçin ayakkabıyla girmişsin, ceketini koltuğa koymuşsun, evi dağıtmışsın, benim için hiç problem değil. Ben de siz bunları konuşurken şey düşünüyorum ben, ne o sırada 150 kişi çağırsam doğum günüme bir kişiden öyle masraftan iyi parayı ben yaparım. Hazır mısın? İsterseniz yarının yemeklerini de bugünden yapabilirim. Aynen. Fazla fazla. Sen hazırsan ben çok hazırım. Tamam. Bir şey söyleyeyim, gözüm çok alınıyor hem sizin güzelliğinizin, ışıltısınızın karşısında. Çok teşekkür ederim. Bir de ayrıyetten böyle şu televizyonun üzerinde taş mı var, bana mı öyle geliyor? Şöyle ciddi mi bu olay? Hani bu gerçekten hani özenerek tek tek. Aynen, bu zenginliğin işte bir başka belirtisi. Bir dakika, taşımı tuşumu nereye koyacağımı bilemedim. Onun için böyle bir doldurdum her tarafı. Aynen. Göze nasıl, kötü mü geliyor? Bir şey söyleyeyim mi? Tam bana layık bir televizyon. Çünkü mesela şey istiyorum, burada hanımlara sesleniyorum. Ben televizyona çıktığımda ışıl televizyonumuzun karşı böyle kenarlarına böyle yapın öyle ki ışıltım çıksın. Koyuyorum. İçinden de benim fotoğrafımı çekip bana atın ki güzel gözüküyor. Aynen. Onun yerine oradan programı seyretseler. O da olur. Tabii programı seyretsinler. O zaman ne yapıyor herkes? Televizyonun etrafını taşlıyor, tuşluyor. Çünkü ayrı bir, ekstra bir ışıltı evet, oluyor. Doğru. Buna da hakikaten hak ediyorsun. Yani ihtiyacım var demiyorum, toparlıyorum. Hakikaten bunu hak ediyorsun. Ya biz bugün yine birbirimizi övmeye doyamayacağımız ikizler burcunun böyle ya bir araya geldiği. Ya hadi yemeğe git, yemeğimizi yapalım. Bak şu saat kaç oldu ya. Bir dakika ya. Benim hevesim var. Şömineyi mi yaksak? Yazın ortasında güzel. Yaksak şömineyi ne oldu? Bütün ısınıyor mu bunlar? Bir tek onunla ısınmıyor tabii ama ısınıyor. Yok, gerek yok. Yan pişik oluruz. Yok. Ya Taze, hakikaten zamanımın büyük bir kısmını boş boş geçiriyorsun. Yani bakalım kaç çeşit yemek yapacaksın, merak, bak nelere karşı. Aa. Ama bir dakika. Şu taşlara da bakacağım. Aa, hakikaten ev. Ben taş seviyorum. Bir şey söyleyeceğim. Benim yani evimde bu kadar taş olduğunun ben bile farkında değilim. Çok dikkatlisin, seni tebrik ediyorum. O zaman taşlara devam edelim şöyle. Buyurun. Yok, şu yok. Tarafa doğru. Hiç gitmeyeceğim. O zaman her taraf taş içinde, yapacak bir şey yok. Leopar, taş, sizin güzelliğiniz. Ay, böyle gözümüz kamaşakana kamaşana yemek yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Biz alışığız. Eşiniz ne iş yapıyordu bu arada? Eşim kolonya kralı. Adı, lakabı bu. Bunlar... Kolonyacıyız. Bir saniye dur, tansiyonum düştü. Bu mal varlığının hepsi kolonyadan mı? Bu mal varlığının tamamı kolonyadan ama bizler de üretken kadınlarız. Tabii. Onun için yemek yapmaya var, vakit... Var. Bir dakika, bak sordum. Neden yemek yapmıyoruz? Çünkü zamanımızın bir kısmını çalışarak, üreterek, verimli olarak ve paramızı kazanarak geçiriyoruz. Tabii, cep kolonyası var. Ondan sonra böyle paketli kolonyalı mendiller var. Evet. O zaman biz bu leoparlı... Yastıklara ve taşlı tamam. aynalara veda, veda edelim. Hadi mutfağa gidelim. Güzel tamam. yemek yapalım. Ben o kolonyanın detaylarını öğrenirim. Haydi bakalım, ben öğrenirim. Anlatırım. Herkes... Öğrenmem lazım. Evet, hangi işte başarılıysa onu sergilesin. Doğru. Şahane bir ev, şahane bir mutfak. Her şey çok güzel. Hazır mıyız? Burada yemek yapıyor muyuz? Yok. Doğruyu mu söyleyeyim yoksa... Doğruyu söyle, yapıyor muyuz? Yapmıyorum. Ne güzel. Ama gel bir şey söyleyeyim. Normal iş kadını olduğunu söylediniz. Organizasyonlarla aynen. ilgileniyorsunuz vesaire. Evet. Çünkü vaktim olduğu zaman giriyorum ama şanslıyım. Bir de kızım gastronomi okudu. Arada o giriyor mutfağa. Oo, evet, gastronomiden mezun. Kaç yaşında bu arada?
35 yaşında. Kızınız 35 yaşında mı? Ama zaten siz en fazla 40 yaşında gösteriyorsunuz. Nasıl olur? Bu arada 40 dahi göstermiyor. Sebebini hemen söylüyorum. Doğum günü aklıma geliyor. Çok kötüsün. Çok şahanesin. Çok kötüsün. Hayır, kötü değilim, sen şahanesin. Peki. Bak burayı böyle açıyorum, dolabı. Tamam. Hülya Hanım'ın buzdolabı gayet ferah ve düzenli. O güvecin içinde ne var acaba? Hülya Hanım yoğurt mu mayaladı acaba? İrili ufaklı kavanozların içinde domates sosları görüyorum. Bakalım sebze rafında neler varmış? Yeşillik, kırmızı biber ve ananas. Tahsin Şef bugün ananastan da yemek yaparsa pes diyeceğim artık. Abi bir şey söyleyeyim mi hani? Söyle, ne pişireceksin, ona göre bir yardımcı olayım. Geçen de bir evde ananas bulduk, ananas kullanmamıştı. Ben bugün ananas kullanayım. Süper, çok severim gerçekten. Çiğ mi, hiç pişmiş denediniz mi? Haşlanmadan çiğ olarak muhteşem, bir yerde yedim. Çok ananası güzeldi. Ananası ızgarada bir gün oradaki olaki barbekü yapar. Sizin hiç anlayacağınız dilden konuşmak adına barbekü diyorum normalde, mangal. Olaki mangal yakarsanız vesaire, ananas da olur da bulursanız, alırsanız. Ha, seni mi çağırayım? Böyle... Tabii ki de ben yaparım. Mangalı her yaktığında ara beni. Bu Haziran'ın kaçına kadar geçerli bu konuşma? 15'in 12'den sonra mümkünatı yok ki arasını açma. Tamam. Şimdi biz tamam. Şimdi yemeklerimizi pişirelim. Ben de 15 Haziran'ı düşünürüm. Tamam. En güzelini yaparız. Ama bak bunu sor. Niye sallanıyor bu sos diye? Bir sor. Anlatasın var zaten. Ya organik. Ekiyoruz, biçiyoruz. Burada. Yapıyoruz. Evet. İşte bak gördün mü? 40 dönüm arazi üzerine kurulu 3 tane villanız var. Bir yerlerine de bir domates, biber ekiverin yani. Bak bu kadın, bu iş kadını tarlayla da uğraşıyor. Yani... Tarlayla uğraşmayı söylüyorum size. Hemen alalım. Evet, buyurun hadi bakalım. Bir dakika şu kapağınızı tamam, şimdi. Hadi. Burası tarla. Tamam. İkilmiş. Evet. Aa domates olmuş. Tarlayla uğraşma bu kadar. Domatesi alıyor dalından. Bir dakika. Son mutfağa. Bak şimdi ben şimdi anlatacağım. Şimdi bundan domates sos yapalım. Teşekkürler ablacığım, sen halledersin. Hop. Bir dakika, onu nasıl yaptığımı anlatacağım. Gel gel. Ama kimseye söyleme. Tamam. Domatesleri bahçeden topluyorum. Ne yapmak gerekiyor? Kaynatmak gerekiyor. Öyle bir vaktim yok. Direkt domatesleri alıyorum, bölüyorum. Birkaç parçaya poşetlere koyuyorum, buzluğa atıyorum. Zamanı geliyor. Poşetlerden domatesleri çıkarıyorum. Onları bir eriyor, ocağa koyuyorum. Biraz salça, sarımsak, zeytinyağıyla tıkırdatıyorum. Sonra hazır oluyor. Ondan sonra da kullanmaya başlıyorum. Bak, bende tarif var ama ruhumda uygulama yok. Ama biliyorum. Biliyorsunuz. Evet, yapıyorum yani. Bunu unutma. Doğru, beni çağırıyorsunuz diye kenara çekip sıkıştırıp... 15 Haziran'ı hep aklının bir kenarında tut. Bu mekanın ne için olduğunu unutma. Geç bana domates şeyi verdim, sosu verdim. Onu mu kullanıyorsun? Vazgeçtim. Doğum günü falan kutlamıyorum. Bence, özür dilerim. Bir dakika, bir ben dakika. Ben parası neyse veririm. Bir ananasla yemek olmaz. Lafa tutuyorsun hadi beni. Hadi bir karıştır bakalım neler bulacağız. Oo, dünden zeytinyağlı taze fasulyeler, piyazlar. Bu ne? Siz Türkçe nasıl söylüyorsunuz? Milk. About a lot of milk. Vay arkadaş. Türkçesi nasıl? Bilmem. Bak partiyi düşüneceğin ya, yemek yapıyorsun, şefsin, bilmem diyorsun. Bir karıştır sayfaları. Hülya Hanım, şefimiz daha yeni Türkçeyi konuşmaya başladığı için İngilizceye henüz sıra gelmedi. Para inelere kadir. Ben çünkü normalde asla bu kadar susmam. Sırf doğum günümün hatırına. Biraz daha sabrediyorum. İlk tarifi yaparken böyle sabreden ben... Sabreden derviş... Muradına ermiş. Tamam, ben ama sana parti yapacağım. Ben derviş değilim arkadaşlar. Yani, şimdi. Hadi bakalım. Kız Allah'ını seversen hele bir şunlardan. Tamam, var. Allah'a şükürler olsun. Şükür hamdü senaya. Şu soya sosu. Hele evde bulamayız normalde tamam. Soya sosu. Evet. Malum hazır burada varken yapalım. Aynen. Bak arada açık çok tuttuk. O da kızdı, sinirlendi. Üç parça çilek. Aha, birini yersen ikiye düşer. Biri ısırılmış, biri küflenmiş, bu da hani bana hani bana demiş. Hani... Kurban olurum size, ne oldu burada? Tabii ananas da şeyden çileğe sıra gelir mi? Şimdi bir şey söyleyeceğim, onu kaldıralım istersen. Niye kaldıralım? Isırılmış, küflenmiş ve tek kalmış. Ne sana yeter ne bana yeter. Neyse ısırılmışı ben alırım. Kenarını kesip atalım, diğer kısmı kullanırız. Aa ev yoğurdu. Yine İneğiniz gördün mü? Mi? İnek var, öküz var arka bahçenin. Bu da organik. Maşallah maşallah. Ya işte bunlar hep ispatı. Enginar. Enginar neden ve nasıl tüketiyorsunuz?
enginarı alırsın. Önce almadan önce tabii tencereni alırsın. Önce bir tencere lazım. Peki şey yapalım mı? Çelik fabrikasına gidersin. Evet, çelik fabrikası. Çelik tencereye girer, ondan sonra övülür, dövülür. Oradan başlatalım anlatmaya ki insanlar daha rahat anlasın. Tencereyi aldık. Nereden alıyorsan artık fabrikaya gitmiyorsun. Şu dolaplarda vardı mutlaka. Neden anlattım? Asla anlamadım. Tencereyi dolaptan çıkışından başlayınca tarif anlatmaya ben de mi çok... Ama sadece tencereyi çıkartacaksın. Sıvı yağ kovuk, bir de soğan koyduktan sonra bunları diz. Bir de hazır konserve uğraşma. Garnitür... bezelyeli bir, onu da dök üstüne ama suyunu dök çünkü suyu biraz şey kokuyor, güzel kokmayı sevmiyorum. Onları da güzelce akıt üstüne, ama sen benden bilgi alıyorsun. Yok tamam, anlaşıldı. Sen böyle bilgileri topluyorsun, ondan sonra mutfakta yemek pişiriyorsun. Şaka gibi. Yani hem vaktimi harcadım, hem neyi harcadım artık hepsini söyleyemeyeceğim. Yani çünkü bir programım var. Program yapıyorsun. Şefsin. Allah ve benden bunu nasıl yapıyorsun diye soruyorsun. Gitmişim sana en güzel pırıl pırıl enginarları al. Nasıl yapıyorsan yap. Al yapıyorsun. İki tabak bir şey yapacağım. Bu bana patlayacak. Bir de doğum günü yapacağım. Hayır. Bir dakika, doğum günü abla ya. Yapmıyorum. Doğum günü falan. Bak bu kadar kızardığım şeyler bir para görünce çok kızarırım. Ha, tamam. Bir de konuşamayınca. Şefim biraz kolonya alır mısın? Ha, kokla şimdi. Ben size bir şey söyleyeyim, niye satış yaptığınız çok belli. İnsanlara fenalık geçirttiriyorsun da ardına satıyorsunuz kolonyaları. İşte bu. Vallahi taktiğinizi, satış stratejinizi buldum. Aynen. Böyle yok, bir şey. Bir şey söyleyeceğim, niye mutfağa kız, girmiyorsun? Ne olur bir saniye yemek yapacağız. Bak inan çok uzak. Ama gerçekten çok hazırım, sustum çünkü yemek yok. Hadi. Evet. Hadi çok bekliyorum. Haklı. Çok haklı. Hülya Hanım haklı şefim. Vakit gitgide daralıyor. İstersen biraz da buzdolabının derin dondurucusuna göz atalım. Hülya Hanım ve ailesi hamburgeri çok seviyor galiba. Bir hamburgerci de bir de Hülya Hanım'ın dondurucusunda bu kadar çok köfte olmalı. Böyle böyle. Bir şey söyleyeceğim. Fırın... Ne olur söyleme. Yani dümen biraz... Onu ne yapacaksın acaba? Onu hadi kullanalım. Bir işe yarasın. Yağını ısıtırsınız, yersiniz abi. Sen yarın yok musun? Ben? Kahvaltıda yok musun? Aylık maaşa bağlı beni. Gerçekten mi? Tabii bağlı maaşa beni. Sana bütün ne maaş vereceksem helal hoş olsun. Senin gibi bulunamayan bir... Doğru, bu para konusunda bu kadar ciddiysen bunu bir oturup konuşalım gerçekten. Biz programı bırakırmışız ya, ne istiyorsun? Yalnız şefim dikkatini çekerim. Hülya Hanım'dan sana ciddi bir iş teklifi geldi. Ciddi bir teklif geldiyse şöyle söyleyeyim ben. Bunu baştan söyleyip... ben yola çıktıklarımı, yolda bulduklarıma satmam. O yüzden Dilek Hanım ve Ebru Hanım'a selam söylüyorum. Milyonları da verseler... diyorsun burada. Ama benim teklif edeceğim milyondu. Belki hani milyonlarda bir düşünce. Bir şey söyleyeceğim. Bir acaba mı derim ama gitmem. Hani gitmem, vefalıyımdır. Sözleşme imzaladık, öyle düşünmesin. Cezasını var. Pes tamam. Ederiz. Ben pes buraya ederiz. Ananas, biri dur hele. Ananas mananas çıkarttık. Bizim yemek yapmamız gerekiyor. Süt buldum. Çok güzel bir şekilde ketçap buldum. Kullanalım. Yani şu evde ketçaba kaldığıma inanamıyorum, o ayrı bir konu. Ananas buldum, ortalığı biraz dengeliyor falan. Bir de şuradan ben kuru bakliyatlara geçeyim, tamam. Siz burada kalın. Sıra Hülya Hanım'ın bakliyat dolabında. Üst raftaki şık kavanozların içinde çeşit çeşit makarna, alt raftakilerde kırmızı mercimek, pirinç, bulgur, en alt raftaysa un, şeker ve tuz kavanozları var. Unumu alayım. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bundan tatlı yapacağım. Haydi bakalım, makarna tatlısı. Makarnadan. Tamam, patlıcandan reçel oluyorsa makarnadan da tatlı olur. Yapacak tabii şaşır şey ya. Dünyayı görmüş kadın, niye şaşırsın ki? O yüzden bunu buraya koyuyorum. Şahane. Başka bir şey. Bu ne be? He, buğday unu mu bu? Evet, buğday, tam buğday unu. Sana hepsini organik hazırladım ki yemeklerim lezzetli olsun. Burada koyalım. Yaptığınız tatlılara yapmayacağım tarifte şey yapmama bitiyor, vereceğim bununla birlikte. Onu da tatlıda veririm. Tamam. Bu nişasta mı, pudra şekeri mi? Onu da sen anlayacaksın artık. Bana mı soruyorsun ya? Neymiş? Aha. Nişasta. Yani inanamıyorum. Şeker.
Bir şey söyleyeceğim. Söylemeden önce benim kavanozları çok uca koyuyorsun. Tamam yemek yapacaksın ama zarar da verme. Kurban oldum, şu elini sallasan bir 500'lük akacak şuralara. Yani neden bir kavanoza kalıyorsunuz? Neden kavanoz ya? Kavanoz. Bu kaç karat? Gözüm çıktı. Bir saattir söyleyeceğim. Ay bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir şey olamaz. Hayır. Ben psikolog değilim. Ben bir şöhretinizi dakika. Anlatacak mal varlığı yatırım uzmanınız değilim. Ben şefim. Buradan ev hanımlarına şefim, sesleniyorum. O zaman gözüm kavanozda olsun. Biz sabaha kadar konuşabiliriz. Bunu gayet ispatladığımızı neden? Düşünüyoruz. Ama çünkü gerçekten şahane yemekler yapmak için ve sesimi biraz bastırabilmek için böyle konuşmam gerekiyor. Kavanozlarımız sağlam, pırlantalarımız gümbür gümbür. Yemek malzemelerimiz masada, biz yemek yapmaya geçiyoruz. Görüşürüz. Hülya Hanım'la birlikte hem sohbet edip hep malzemelere bakarken biraz böyle malzemeleri çok detaylı inceleyememişim. O sırada ben tekrardan bir dolap kurcaladım vesaire. Bir şekilde ekmek yapacak malzemeleri bir araya şükürler olsun ki getirebildim. Demek insan karıştırınca neler buluyor? Evet, bir de şef olduğum için arada yemek tarifi vermem gerektiği adına focaccia ekmeği diye bilinen, aslında İtalyanlara ait olup zeytinyağının ekmekle buluşmuş hali, bir de evdeki sebzelerin değerlendirilebileceği taze kekiklerle, biberiyelerle şahlandılar bir ekmek çeşididir aslında bu tarif. Ama biz bugün tabii ki de yine ne yaptık? Değiştirdik. Evdeki bulduğumuz malzemeleri önümüze koyduk. Çeri domatesimiz var, zeytinimiz var diyerekten bunları da nasıl değerlendiririz deyip bir ekmek tarifi vermeye karar verdik. Bir itirazınız? Çok hazırım. Çok güzel. O zaman ben focaccia ekmeği için malzemeleri şöyle güzelce bir sayayım. Sen zahmet etme şefim, ben sayarım. Sebzeli zeytinyağlı ekmek için gerekli malzemeler: hamuru için 1,5 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket instant maya, 4-5 su bardağı un. Üzeri için 3 adet cherry domates, 1 kase siyah zeytin, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı çörek otu, 1 çay bardağı zeytinyağı. Bunların hepsi neden, nasıl ve hangi sırayla kullanıldığını zaten püf noktaları vere vere anlatacağım. O yüzden şimdi biz unun miladını yapalım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Evinizde instant maya yok. Efendim bu hamur olmaz mı? Öyle bir şey değil. Maya çeşit, 3 çeşit var maya. Bir instant maya, bir kuru maya, bir de yaş maya. Eğer elinizde instant maya varsa ki paketinde 10 gram vardır. Buna muadil kuru mayadan 15 gram koyabilirsiniz. Ama öncesinde şekerli sütte bir tık bekletmeniz gerekiyor. Üstü köpürene kadar püf noktası. Ayrıyeten yaş maya kullandığınız yaş mayanın paketi 42 gramdır. Onun da yarısı 21 gram eder. Ortadan ikiye bölüp içine attığınızda aynı oranda mayayla ekmeğinizi yoğurmuş olacaksınız. Çok güzel. Şakır şakır. Bilgi, tecrübe. Herkes kendi alanında konuşuyor tabii. Eğer mayayla ilgili bir şey söyleyeceğiz. Tabii. Ben de yoğurma kabı arayayım. Sanki ev benim. Ama sana anlatacağım. Tazim gel bak. Ben dinleyeyim. Benim her yerde kulağım var. Kulak var mı? Tamam. Var. Bu mayayı ıslatıp eğer tavuklara yem olarak verirsek ne yapıyor biliyor musunuz? Bol yumurta. Tek yumurta veren 3 yumurta veriyor. Arada dönem dönem yapın ama sürekli yapmayın. Çünkü maya tavukların çok fazla yumurta yapmasına sebep oluyor. Dengeyi bozmadan arada yapabilirsiniz. Yoğurma kabı bulamıyorum evde. O zaman beraber arayalım çünkü ben de bilmiyorum bir dakika. Bir ekmek nerede? Yapacağım. Pratik bir ekmek aslında ama kabınız varsa. Bir şey söyleyeceğim. Kabınız yoksa sen ne hacet? Sen anlatmaya devam et. Ben yan taraftan hemen alıp geliyorum. Tamam mı? Bekle. Nasıl hoşuma gider? Ne düşünüyorsun şefim? Doğum günü demişken de bu arada çok para anneciğim. Para harcamamı. Tahsin şef, zenginlik başa bela ya. Çok hoş geldiniz. Yer plastik kap bulamadım. Seramik olur mu? Olmaz mı? Başka olmaz yok. Mi? Kusura bakma, bundan yapalım çünkü bulamadım. Normalde bir yoğurma kabında ama yoksa eğer pırlantalarınızı sergilediğiniz, meyvelerinizi sunum için hazırladınız. Böyle şahane bir kırmızı kasenin içerisinde önce suyumuzu koyuyoruz. Burada 1,5 su bardağı ılık su var. Tamam. Çok teşekkür ederim. Burada bir paket mayam var. Arkadaşlar instant maya hızlandırılmış mayadır. Altını çiziyorum. Normalde bu sıralamayla gidiyorum ama homojen dağılsın diye. İsterseniz bunu direkt unla da karıştırabilirsiniz. Hatta öyle yapacağım. Çünkü farklısını göstereyim ki insanlar şu klişeden artık çıkın. Her mayayı süt ve şekerle karıştırıp köpürtmenize gerek yok. Şekeri suya koyuyorum. Bir yemek kaşığı. Bu mayayı hızlandırır. Bunun yerine bir tatlı kaşığı bal da koyabilirsiniz. Sirke olur mu? Genelde sirke de katıyorsunuz sirke ama. Sirke tatlı bir şey mi?
Ama şef olan sen, bilmeyen benim, öğreniyorum ya. Çok hoş geldin ama yani şimdi... Sadece sordum, sirke olur mu? Olmaz. Teşekkür ederim, devam. Ekmek yapıyoruz. Güle eğlene. Allah'ım bir doğum günü dedik, ne yaptın? Çekeceğiz artık. Bir de 150 kişisi. Hesapla. Un koyuyoruz. Haydi bakalım. Şöyle yarısını önce koyuyorum. Unun yarısını döktüm. Şöyle bir çalacağım bunu. Bir tahta kaşık rica edebilir miyim? Çalacağım derken şey... Alıp götüreceğim yani anlamında. Yani ben bilseydim bu kadar çok şey istediğini... Ay çağır... neyse ki bak, yok deme, iki tane. Hangisi? Size olarak? Bu. Beden. Beden Türkçemizde ve bunun karşılığı var. Size falan değil, beden. Beden. Tamam, beden oldu mu? O da kalsın, ne olur ne olmaz. Tamam, peki. Bedeni gayet olur. Onu da bıraktık. Şimdi bunun içerisine bir yemek kaşığı da zeytinyağı giriyorum. Meslek olarak aslında burayı bir işletmende de kullanıyorsunuz. Evet. Böyle organizasyonlara vesaireleri kiralıyorsunuz gibi durumlarımız var. Ayrıyeten çok güzel kolonya üretiyorsunuz. Yani işiniz kolonya üretiyor. Şimdi ben bir şekilde kafamda kurdum. Event, kolonya. Bir şekilde kolonyanın bir eventi de... Bir dakika. De... Kolonya değil. Kolonya. O. İkisi de o. Senin için söyledim. Tamam. Kolonya. O. Kolonya. Evet. İkisi de o. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolonya var. Bir tane event var. Kolonya eventinde. Ve tanıştığınızı düşünüyorum. Doğru mudur? Eşinizle. Yani doğru değil. Tanışmamız bizim. Benim babam eczacı, aşağı yukarı 60 yıldır eczanemiz var. Rahmetli olduktan sonra bu... Başınız sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Eşim kozmetik sektöründe olduğu için biz eczanemize mal alıyorduk eşimden. Bakıyoruz de... kolonyaya çok para gidiyor. Kolonya yok. Bak o zaman kolonya yok. O zaman siz gençken, hamurda böyle taze taze buradayken, yumuşakken tuzu en başta koymadım çünkü tuz mayayı öldürür. Evet. Canına kasteder. Biz de hiç böyle şeyleri sevmeyiz. Hadi onu o yüzden maya güzelce karıştırmışken böyle son unları da toplamadan şöyle tuzunu veriyorum. Haydi bakalım. Bir tatlı kaşığı tuz. Benim de ilave edeceğim bir şey varsa yardımcı olun. Yorulma diye söylüyorum. Ben isteyeceğim sen. Zeytin ayıklamanızı isteyeceğim. Hatta hem zeytin ayıklayın siz. Bir şey söyleyeceğim. De... En pis işi bana verdin. Yani bunu ben ayıklayamayacağım. Malum şimdi ellerim falan bu zeytin çıkarttı. Şunu döksem içine en son. Zahmet olur. O zaman bunu nasıl... bir şey söyleyeceğim. Şunu ayıklasam. Şunun bunlar... neyi var ayıklanacak? Şunun domates, kabuğu. Çekirdekten ayıkla o zaman. Yok domates. Şöyle yapacağım. Şöyle. Ay çok yoruldum. Tamam mı? Yardımcı olabildiysem ne mutlu. Yok. Olamadı mı? Ben tamam, hani konuştuğunuz tamam, kadar tamam. Elinizin de yetenekli olduğunu düşünmüştüm. Öyle. Tamam. Kaç tane lazım? Hepsi. Ona göre. Hepsi. O zaman elimi yıkamalıyım. Yetmezse bir kavanozda ellerimi yıkamalıyım o zaman. Dolapta. Onunla birlikte devam ederiz. Tamam. Belki. Evet. Şefim farkındasın değil mi? Bir şeyin farkında mısın? Zeytinden önce ne yaptım? Elinizi yıkadınız. Çok önemli. Her bunu şey... kimse unutmasın lütfen. Lütfen. Sizce sadece zeytine mahsus bir hareket mi bu? Hayır. Genelde yemek pişirirken önce el yıkanması ben gerekiyor. Ben zaten malzemeleri hazırladıktan sonra buraya gördüm. Başlamadan gördüm. Görmeseydim ikaz ederdim. Gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Yıkadığını gördüm. Bunu bıçakla mı ayıklasam? Şefim ben hiç zeytin ayıklamadım. Bir dakika. Bir de bıçak bulayım. İnşallah başarılı olur. Hani bir onu hissettim çünkü bir yandan böyle diye atıp çekirdeğini şey fırlatıp böyle. Tamam yapmayacağım. Panik yapma sadece zeytin tadı. O zaman güzelce su şekeri içerisine koyduk kabımızı. Onu da koyduk. Bu kapta yaptığımıza bakmayın. Yani ekranı şu an yeni açtıysanız eğer derseniz gibi Tahsin Şef neden böyle bir kasenin içine hamur yoğuruyor derseniz. Evde en geniş ve hamura uygun kap buydu. O yüzden bunu aldık. Un, maya. Tuz en son olmak üzere içerisine girdik her şeyimizi şekerle birlikte. Böyle güzelce bunu şimdi karıştırıyorum. Tamam. Bu hamurda önemli nokta glütendir. Onu da birazdan şu unu toparlayınca anlatmaya başlayacağım. Siz gençtiniz. Güzel de zeytin ayıklıyorsunuz. Ben eczanede çalışıyordum. Babama yardımcı oluyordum. O vesileyle şimdiki eşimle tanıştım. O da kozmetik sektöründe olduğu için ondan ürün satın alıyorduk şefim. Böylece tanışmış olduk. Dolay. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl volümüm düştü? Ben de kendimi... Ya ben moraliniz bozuldu bir eşinizi söyleyince. Hayır olsun inşallah. Hayır, disipline geçtim. Moralim ne bozulacak? Eş oldu mu disiplin gerekiyor. Tam ekrana... Bence bu yıl yemeğe denemem. Muhtemelen. Ben un alabilir miyim azıcık şunu toplamak için? Şimdi de elimi temizlemem tamam, gerekiyor. Tamam, yağlı ya. İstemiyor, tamam. Un şuradaydı. Benim zaten bunu ayıklamam uzun sürecek. Tahta kaşıkla hamur malzemelerini karıştıran Tahsin Şef ardından hamuru katlıya katlıya toplamaya başlıyor. Şimdilik hamurumuzu aldık. İçe katlaya katlaya bakın.
birleştiriyorum. Bunun sebebi hamurun içinde ya unun içinde olan gluteni açığa çıkartmak. Hmm. Gluten nedir? Gluten ekmeğe elastikiyeti veren, o çektiğinde uzadın denilen şeyi sağlayan şey glutendir. Kurabiye de mesela yağla birlikte bir anda unu birbirine karıştırır ve çok yoğurmayız. Çünkü o gluteni istemeyiz. Attığımızda kıtır kıtır ağzımızda dağılsın, bir çaya soktuğumuzda ne olur? Kurabiye dağılır, yumuşar ya. Evet. Ekmeği mesela çaya soktuğunuzda yumuşamaz ama lastik gibidir. Bunun sebebi gluten. Peki bu zeytinle ekmeğe sarımsak koyuluyor mu? Normalde koymak isterseniz tabii ki de koyabilirsiniz. Koyuluyor değil mi? Ben çok severim sarımsaklı ekmeği de. Buna... Hülya Hanım, Tahsin Şef sinirlendi galiba. Baksanıza ne kadar sert vuruyor hamuru. Nereye, kafama mı vuruyor? Ekmek mi yapıyorsun? Sistem mi bu? Un dök birazcık, un yapıştı. Yapışsın, kaldırırız. Yapışmaması lazım. Bir ununuz kalitesiz mi? Bir şey söyleyeceğim. Paket kızlar açtı. Hepsi birbirinden organik. Şefimiz organik ürünlerle ilk kez karşılaşıyor Hülya Hanım. Ha, organiğe alışık değilsin. Ya ben şu an anladım. Çünkü ben... Biz bugün gerçekten hakaret işlemek için, ezilmek ve yenilmek için mi geldik? Paketi kızlar açtı. Hepsi birbirinden organik. Ben ölçüdeki bir unu bir su bardağı daha arttırıyorum arkadaşlar. Çünkü bu un buna uygun bir un. Yani normalde 4 su bardağı onunla bu işi biz hallederdik. Ama nasip olmadı bize bugün. Bu da benim şanssızlığım. Ne diyeyim? Yok, önemli değil. Hiç önemli değil. Hali hazırda bu ekmeği yoğurmaya çalışıyorum. Bakın bu elastikiyeti ortada çıkartmak için de böyle topluyorum, içine bastırıyorum. Topluyorum, içine bastırıyorum. Valla şahanesin. Gerçekten çok güzel oldu hamur. Bir de tezgaha yapışmış hamurlarımızı da almam lazım. Siz bu şey oluyor değil mi? Hazırladım. Bir de şu çeri domateslerini böyle böler misiniz ortadan ikiye? Tahsin Şef hamura biraz daha un ekleyerek yoğurmaya ve şekil vermeye çalışırken Hülya Hanım da domatesleri doğruyor. Hamur güzelce yoğurduk. Siz de eşinizle güzelce tanıştınız. Evet. Gençtiniz. Evet. Evlendiniz. Gençtik, güzeldik. Büyümeye başladık, sonra şirkete girdim. Uçmak benim için çok büyük bir zevkti. Hayalimdi. Bir süre, uzun bir süre uçtum. Özel bir şirkette. Kabin memuru olarak, evet. Aa, şahane. Ondan sonra o işte bitirdikten sonra çoluk çocuk. Sonra da ben ne yapayım diye düşündüm. Şimdi sen diyeceksin ki tabii böyle bir şeyi işletirsin. Ama şartlar, yapacak bir şey yok. Yani bazen Allah insanlara bir şeyler sunuyor. Diyor ki... Bir konuya giriyoruz, uçtuk, indik, evlendik, çocuk oldu ve ben hiçbir şeye yetişemedim. Bir dakika, 60 yaşında onu ortaya çıkardım. Hayır, hayır, anlattınız. Hayır, anlattığınız sürede hangi yaştalar onu anlamaya çalışıyorum. Ha, evet. Şimdi çok çabuk geçiyoruz ya, ben yılları yakalayamıyorum. Ne bileyim, başını ağrıtmayayım diye yani şurada hani ekmeği yaparken... Bu cilini bir daha alabilir miyim? Hiç önemli değil. Hiç önemli. Ben şu an kestim, hamura devam ediyorum. Çocuk mucuk hak getir arkadaş. Hamurumu yoğurdum, bakın hamur böyle uzuyor. Hamur böyle uzayıp... Bak, bak. Bu demektir ki gluten bağı açığa çıktı. Bak hop hop hop, beni görüyor musun? Beni de görüyorsun. Böyle uzayana kadar ekmeğinizi güzelce yoğuruyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Sonra bunu alacağız. Normalde iki mayalandırma yapılır. İki mayalandırma nedir? İlk yoğurduğunuz anda koyarsınız bunu hamur kabına. Evet. Üzerine streci çekersiniz. Bir saat dinlendirirsiniz. Sonra bir gazını alırsınız. O şişer ya böyle hamur. Sonra bir gazını alırsınız. Tamam. Pişireceğiniz kabın içine yayarsınız. Sonra bir de ikinci pişirme, yani ikinci mayalandırma dediğimiz fırın öncesi mayalandırma olur. Ama biz bu kadar uzun uzadıya vaktimiz var mı? Yok. Yok, zaman ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben bunu direkt kabımın içine alıp altını bir güzelce alacağım. Bir fırın tepsisi alabilir miyim senden? Alabilirsin. Hatta iki tane. Bir şeyin farkında mısın? Efendim? Uzun süredir konuşmuyorum. Farkındasın. Keşke hatırlatmasaydın. Hayır, bunu kendisi mi hatırlamasın? Hülya Hanım konuşmadığı zamanlarda kendini boşlukta hissediyor olsa gerek. Şahane. Bir tane daha alacağım fırın tepsisi. Tamam. Şimdi bu zeytinyağını güzelce bunun altına döküyorum. Ben senden ekstra zeytinyağı da isteyeceğim. Tamam. Hülya Hanım'dan bir miktar daha zeytinyağı isteyen Tahsin Şef tepsiyi güzelce yağlıyor. O zaman hamurumu da buradan böyle kaldırıyorum yağlı ellerimle. Burada böyle. Bakın. Yaydım, yaydım. Hamuru yağlı tepsiye yayan Tahsin Şef artık mayalanmaya hazır hale getiriyor. Şimdi bunu nasıl hızlı mayalandırırız diye düşünüyorsanız hemen şuradan sıcak suyun var mı? Kettle'da sıcak suyun. Hemen, hemen. Alayım. Peki bunu ne kadar bekleyeceğiz? Bunu normalde 1 saat ön mayalandırma, yarım saat 40 dakikada ikinci mayalandırma ile birlikte 2 saatlik işlemi buluyorken mayalandırma süreci, biz bunu yarım saat, yani bir sonraki yemeğimizi aslında yapana kadar şu tepsinin altına sıcak su koyduğumuz için
Bunun mayalandırmasını yarım saate düşüreceğiz. Yani bu çok büyük bir püf noktası. Sizin için önemli değil. Ben Ev Hanımlarına... Bir şey söyleyeceğim. Sizin... O arada ben kettle'la uğraşırken tarifin büyük bir kısmını kaçırdım. Evet. Ne yaptın? Başka bir şey yapmadım. Hamuru okşuyorum şu an. Tamam. Devam edelim. O zaman şimdi hamurumuzu güzelce yoğurduk. Yağladık. Mayalandırmak için de burada kettle'da suyumuzu kaynatıyoruz. Biz de buraları toplayalım. Şu ellerimi de bir yıkayayım. O ısınan suyumuz bizim için sıcaklığı gayet yeterli. Alalım onu. Tamam. Hemen alalım. Bir şey söyleyeceğim. Arkamı döndüğüm zaman oradan bir şey yapmasın. Asla. Tamam. Emin olayım de. 9'a inmez 8'e. Ne yapayım? Kimsenin arkasından konuşmadım evvel Allah. Bu zamana kadar kimsenin yüzüne söyleyemeyeceğim bir şeyi arkasından söylemedim. Neden? Çünkü ikizler burcuyuz. Sadece yüzüne söylediğim şeyi arkadan abartarak konuşmuş olabilirim. O çok aşka bir konu. Evet. Ama aynı cümlelerin bir tık mübalağa yapılmış hali yeni kelime yaz. Lazım olur. Mübalağa ne demek? Mübalağa etmek demek. Mübalağa. Bak şimdi hala mübalağanın tanımını ne? Bir şey mübalağa etmek. Abartma yani. Heh, çok güzel. Tamam. Evet, abartma demek. Şimdi hemen döküyorum. Döktüm. Bu su çok kaynar olmayacak. Ekmeğinizin mayasını keser. Bilginiz olsun. Pişirme yapar. Şimdi hemen test edeceğiz. İyi mi? Yeterli mi? Teşekkür ederim. Tamam. Bakın elimin ısısına bunun dayanıyor. Sıcak. Ama böyle bulaşık suyundan, normalde yaptığınız bulaşık suyundan bir tık fazla. Çok uzun tutamam. 2-3 saniye bunun içinde böyle gayet yeterli benim için. Bunu bunun üzerine alıyorum. Bir de senden streç film isteyeceğim. Ay evet, güzel bir soru. Bulacağım. Yoktur ama acaba nerededir kısmı var? Ben de şurayı hemen bir toparlayayım. Hazır bütün mutfağı gezip streç film arayana kadar hanımefendi. Tabba. Hem de ne kadar büyük ölçüde gördün mü? Varlık içine yokluk çekiyorum yine. Koy. Ha, bir tane daha istersen. Evinizde streç film yoksa. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane daha istersen yok. Ay sen de bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şey almadan mı geldin? Yani bir insan pat diye geliyorsa araban var. Arabana koy bir streç olmaz. Kadının kekiği olmaz, zeytini olmaz. İlave yaparım, mahcup duruma düşürmem. Yani ekran kar... Şu an sen bir bitirdin. Şimdi bu bitmiş. Ama ya ne yapayım şimdi? Streçiniz yoksa, marketten alışveriş yaptınız, poşet kaldı, kenara koydunuz. Zaten atağa karşıyız artık, poşetleri de çok tüketmek istemiyoruz ama oldu ki evinizin bir köşesinde poşet var. Diplerini kesip aynı streç gibi bunun üzerine kapatabilirsiniz. Ya. Yağlı bir hamur olduğu için benden size nezaketen söyleyeyim ki tavsiye olsun. Normalde hamurların üzerine biliyorsunuz ki nemli bez örtülür. Ama bu yağlı bir hamur olduğu için ve yağı da çekeceği için o bezi bunun üstüne örtmemek gerekli. Bence örtmeyin. Böyle bir streçle ya da evinizde kalan bir poşetin kenarları kırpılmış halde serpin. Ortalama yarım saat 40 dakikada bu istediğimiz boyuta ermiş olacak. O sürede de zaten deliklerini delip bu üzerindeki domatesi, zeytini, kekiğini, çörek otunu üzerine ekleyip fırında pişireceğiz. Ama ben şimdi çok güzel bir tavuk gördüm dolapta. Soya sosu gördüm vesaire. Böyle biraz uzak doğuya gitmek istiyorum. Yakışır. Sizin de mutfağınıza yakışacağını düşündüğüm için. Çok teşekkür ederim. Çok korkmuş nazikse. Korkmuş olduğum ve bulamayacağını düşündüğüm malzemeler, yani kapkacaktan bahsediyorum İnşallah aslında. İnşallah hepsi vardır. Tereyağını, tavuğunu geçtim. Bulamayacağını düşündüğüm malzeme olmasına rağmen bir şekilde bunu yapmaya çalışacağım. Böyle bir tatlı ekşi bir tavuk yapmak istiyorum. Lezzetleri böyle bütünüyle. Wow. Ananasımız var. Onu da ana yemekte kullanalım falan. Hem ananas nasıl pişirilir? Yemeğe hangi aromaları katar? Pişince ne lezzeti ön plana çıkar? Bunları konuşalım diyorum. Ve hamurumu mayalandırmaya bırakıp ana yemeğe geçiyorum. Çok güzel bir ekmek yoğurduk. Aa, kabarmış. Biz buraları hazırlayana kadar, bu kadar kabukacağı birbirinden ayırıp aman şuna şunu koyalım, bunu koyalım diyene kadar bu da güzelce hızlıca mayalandı. Ortalama yarım saat 35 dakika bunun tam bu hale gelmesine sebep oldu. Şu an iki katında. Şahane gözüküyor. O zaman sizden ricam fırını açmanız. Hemen açıyorum. 200 derece alt üst fan. Gözlüğüm yok. Fazla gözlüğüm var mı? Gözde ne alakası var onun? Göremiyorum ki. Nasıl alakası? Gel bana bir destek. O kadar mı ya? Herhalde bak, o kadar bak. Alt üst fan dediğim. Tamam. Bak zaten ekmek emojisi de koymuşlar buraya. Tamam. Ekmek şart da var. Evet. Uygun olan. Hmm. Bunu da 200'e getiriyoruz. 200 de burada yazıyor. Bak ekmek yazıyor yine. Evet. Hani fırın her şeyi söylemiş. Getirdik. Ama bu çalışmadı. Niye? Süreli çünkü. Evet. Böyle ben bunu uzun süreliye aldım. Pişme süresini şey yapacağım. Şuradan güzelce sonsuz süreye de aldım. Allah bravo. Fırına bakman gerekirken kameraya bakarsan gözün görmez. Şefim Hülya Hanım seni kandırıyor olmasın? Bilmiyor. Bütün malzemesi, bütün her şeyi sana yaptırdım. Yorulmayayım diye.
zaman ev hanımları. Bir fırının tuşuna basmıyor, üşeniyor. Bir şey söyleyeceğim. Yani şu kadarcık şeyi herhalde yakından görüyoruz. Değil mi? Görüyoruz ama olay bütün hazırlama sürecini sana devretmekti ve başardım. Canım sağ olsun. Tamam. Hiçbir dostlar, bezdirmeye. Dostlar sağ olsun. Buyurun şefim. Hiçbir şekilde şefim. Yılmayacağım. Tamam. Yılmayacağım. Buyurun sarımsaklı zeytinyağı. Bakın hamur o kadar güzel oldu ki. Gerçekten çok hoş duruyor. Şöyle eline hafif sağlık. Bir zeytinyağı gezdireceğim. Tekrar tamam. Üstünden ardından benim elimde çeri domatesli, zeytin, kekik ve çeri okutu olduğu için bunlarla yapıyorum. Sarı biber, kırmızı biber, yeşil biber dilerseniz koyabilirsiniz. Ben buna koymak istemiyorum. Bu zeytinleri koydum, alelade attım içerisine. Şöyle içeri bastırıyorum, pişerken çok yukarı çıkmasın. En eğlenceli kısmı. Evet. Bak hop 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 hop. Bakın, domatesleri koyuyorum. Yine işten kaçılmış, bu domates ikiye bölünmemiş. Aa evet. Allah'tan hazır cevabı, bu beni aşırı mutlu ediyor. Bir şey söyleyeceğim, ya ben ne iyi ettim de çağırdım. Valla yemeği içmeyi bir kenara bırak, şu paylaştığım şu değerli anlar var ya, şu kahkahalar. Ya ben o kadar tokum ki şu anda. Bunu belki yarın yerim. Bu akşam yiyemeyebilirim. Çok doyurdum. Çok doyurucuydum. Olmaz. Akşam sizden video bekliyoruz. Tamam yiyeceğiz. Duydum. Söz. Evet. Son olarak da çörek otunu şöyle atıyorum. Oh mis. Şu ekmeğin görseline baksanıza. Gerçekten ellerine sağlık. Bunu şahane. Alıyoruz. Fırına atıyoruz. Haydi bunu yapalım. Tamam. 20-25 dakika. Kapak böyle mi açılıyordu? Göstermek ister misin? Yok. Tamam. Ben bir şekilde başarabileceğinize inanıyorum. Tamam, başardım. Bir dakika, şimdi rafı bulmamız gerekiyor şöyle. Bunun bir şey kısmı var ya, böyle gitmesi gereken kısım. Bu hangi kısım acaba? Bu her kısım o. Her kısım, her katta olacak. Gördün mü? Yardım et diyorum. Diyorsun ki, yani yapabilirsin. Bak, yapamadım. İşte bu. Arkadaşlar tepsi şeritleri var burada fırınların genelde olur. Bilginiz olsun. O aralardan böyle içeri koy bir şey ve nezaketen böyle bir azıcık ittirirseniz yarıdan geri çekmeyin sakın eğitim, yanlış. Eğitim şart. Eğitim şart. Canına komple kuruluyor bu evde. Eğitim elimi şart. Elimi yıkıyorum yeni tarifle başlayacağız. Çok hazırız. Şimdi bu tarif öyle bir tarif ki tavuğun yiyebileceğiniz en lezzetli hali diyebilir miyiz? Deriz. Kişiden kişiye değişir. Tam olarak öyle diyemeyiz. Sizi denemiştim. Tamam. Bu tarif normalde Kore tarafından gelme ama baktığımızda böyle yeni yeni Türk damaklarında da yerleşmiş hem çıtırtıyı hem tatlıyı hem ekşiyi aynı tarifte alabileceğimiz. Evet. Böyle bütün dilin bölgelerine hitap edebilecek tavuğu da böyle gerçekten boyut atlattığını düşündüğümüz bir tarif. Şunları da şuradan kaldırayım. Ama öncelikle de şu malzeme için yani neler var burada? Tarifimiz için malzemelerimizi sayalım. Evet. Nahsin Şef, sosunu ayrı tarif edeceksin değil mi? Tabii sosunu ayrı. Tavuğun kızarması için gereken kısmı ayrı tarif edeceğim. Önce tavuğumuz için bir araya gelmesi gereken malzemeler. Şefim bugün sen çok yoruldun. Biraz dinlen de ben sayayım malzemeleri. Tatlı ekşili tavuk için gerekli malzemeler. Tavuğu kızartmak için 2 adet tavuk göğsü, 1 adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı un, 1 paket kabartma tozu, 2 tepeleme yemek kaşığı nişasta, yarım çay bardağı sıcak su. Tavuğu tatlandırmak için 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber. Şimdi unumuzu alıyorum. İstersen yardımcı olayım. Hiç yardım siz etmedi bu konuda deme. Çok iyisiniz mesela. Hayır. Bir şey dökmekte. Nişastamızı tamam. Dökelim. Döktük. Öyle değil mi şimdi? Bir dakika bir şey soracağım. Önce şefim bilmediğim için kaçırmışım. Burada 2 kaşık mı var? 2 yemek kaşığı nişasta var. İki yemek. Şimdi şöyle göstere göstere dökelim. Tamam. Hı-hı. Şahane. Bunu da koyduk. Tamam. Bu neydi? Kabartma tozuydu koyalım. Şöyle kabartma tozumuzu da koyduk. Göstere göstere. Bu neydi? Tuz. Tuzumuzu da. Koyduk. Yumurtamızı da kıralım. Evet. Tak. Şimdi bu kapları kaldırmanızı rica edeceğim. Bir de hemen. Bana bir çırpma teli verirseniz. Evet. Tuz ve karabiber isteyeceğim. Ayrıyetten mi? Hı? Ayrı. İçine koymuştum. Buraya koyacağız. Ha, buraya tuz koyduk. Tavuğu tuz ve karabiber tamam. Alacağız.
Aa, bu sosu burada kullanacaksın. Zannettim ki tuz yeterli. Ben şimdi öğrenmek için soruyorum. Çok haklısınız. Evet. Tuzu karabiberle bunu lezzetlendireceğiz. Tamam. Sonra bunu da sos haline getireceğiz. Sıcak suyumuz var çay bardağında. Onunla birlikte bunu açacağız. Tamam. Bunu böyle biraz böyle kaplama haline getireceğiz. Lezzetlendirdiğimiz tavukları buna bulayacağız, kızartacağız. Şefim sen yanlış anladın. Hülya Hanım, harcına zaten tuz koymuştuk. Tavuğa koymaya ne gerek var diyor. Her tuz her yemeğin ayrıdır. Yani tamam, ben ekmeğin dışına tuz koydum, içine koymayayım gibi bir durum olmayabilir. Hı. O yüzden her yaptığınız ürünün alacağı tat kadar tuz koymak gerekir. Tamam. Yarım çay bardağı sıcak suyu da bu harcımın içine koyuyorum. Sıcaktan kastım kaynar değil, ılığın bir tık üstü. Bunu güzel homojen şefim hale getireceğim. Efendim? Atıyorum. Yeterli mi? Biraz daha ondan. Yani toplam bir tatlı kaşığı olsun, yani o yarımdı. Evet. Bir tane de attığınızda tam bir tatlı kaşığı tuz. Tamam. Karabiber rica edeceğim sizden bir de. Tahsin Şef iyice çırptığı harcı Hülya Hanım'ın tuz ve karabiberle lezzetlendirdiği tavuğa ilave ediyor. En severek yaptığın yemek ya da yediğin de olabilir hani. Şu yemek yani sabah akşam olsa yerim dediğiniz yemek. En sevdiğim karnıyarık. Çok severim. Harbi. Gerçi hani yağda kızıp, şimdi fırında yapıyorlar ama harbi, ben fırında olanı hiç sevmiyorum. Çünkü patlıcanın yağı kesinlikle çekmesi gerekiyor. Çekecek, ondan sonra onu yiyeceğiz. Karnıyarık fırında olmaz, kuru kuru. Şimdi bu ocağımı ben, sen şahane anlatırken... Bekle çevirmeden, olmuştur. Alışkın değilim yeni nesil ocaklara. Benim evimde elektrikli ocak var böyle kızdıran kendini. Ona alıştım. O yüzden böyle biraz zorluk çekiyorum. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Bondola değil, bulgurla yapacaksın. Doğru. Evet. Şimdi çay bardağındaki yağımı döküyorum ama dediğim gibi çok geniş ve bir anda ürün yapacağım için böyle biraz bunun sıvı yağ oranını ben arttırıyorum. Şöyle tam tavanın altını kaplasın istiyorum. Senden ricam şu kesme tahtası diyorum. Bıçak seti alabilir miyim? Böyle ben setimle geliyorum böyle. Vay. Her evde böyle kesen. İşte şef olmak bu yani. Aa, üstünde okay. İsmin yazıyor mu? Ya bir daha sakın böyle sorular sorma. Bir şey söyleyeceğim. Bana. Yazıyor mu? Tabii ki de yazıyor. Nereden biliyorum sorar mısın? Nereden biliyorsun? Benim kızımda da var o setten. Gastronomi okuduğu için böyle şefleri. Aa, doğru. Evet, hep bıçakları hiç... böyle. Onun da var böyle bir seti. Hiç iş yaptın mı peki? Yani bu alanda meslekte çalıştı mı? Şöyle hiçbir şey yapmasa bile biliyorsunuz staj yapıyorsunuz. Yani stajda bile mecburen şunları kullandı. Ay ama işte tüm sektöre girmek istediğimi ne bileyim hazır dedi. Babamların parası var bir restoran açayım dedi. Hayır şöyle. Evet, okul bittikten sonra çalışmak istedi. Hatta özel bir şirkette flying chef olarak okuldan sonra okul onları yerleştiriyordu. Babasının teklifi daha cazip geldi. Aile şirketi olduğundan dolayı kızım dedi lütfen dedi geleceğe yatırım yapalım. Belki sen çalışmak istiyorsun ama bu iş sana göre uygun değil. Sen kendi işini kur ve kendi yoluna devam et diye onun istediği mesleği bir şekilde biz engellemiş olduk. Tahsin Şef, duydun mu? Yani bazen öyle oluyor. Benim annemlerde, babamlarda da şey oldu ya, işte bu dans yapma şöyle olur, tiyatroya gitme falan. Ama bir şekilde ortak kararı bulundu. Evet. Kendisini de mutlu hissetti ki eminim şu an yaptığı işte gayet mutludur. Çok mutlu, çok başarılı. Biz de gurur duyuyoruz. Bir de para kazanıyorsa o tadından yenmez. Yani evet, o da bir şey. Ama zaman içerisinde şunu da gördük ki insanlar sevdiği işi yapmalı. Bazen... Bu arada da yağ yanmamalı. Yağ yanmamalı, evet. Biz lafa daldık. Evet. O zaman ben şöyle bir tarife döneyim. Orada biraz yağım soğusun çünkü biz çene yaparken yağımızı kaynattık. Ne yapıyoruz aslında? Bu tavuğun yanına bir de sos yapıyoruz. Aslında bu tavuğun lezzetini yükseltecek. İçerisinde tatlının, ekşinin, her şeyin olduğunu. Tamam. Ben malzemeleri sayarak şöyle sos için diye başlıyorum. Gerekli malzemeleri saymak benim işim. Sosu için gerekli malzemeler: bir ananasın dörtte biri, bir adet kırmızı biber, bir adet yeşil biber, iki yemek kaşığı ketçap, yarım kuru soğan, 5 diş sarımsak, 1 çay bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı susam, 1,5 tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı soya sosu. Sosun kıvamı istenildiği gibi olmazsa 1 tatlı kaşığı nişasta. Üzerini süslemek için 4-5 dal taze soğan. Aslında çok malzeme gibi gözüküyor, külfiyetli gibi gözüküyor ama her şey az az dolapta kalandan aslında. Ketçap her evde var, susam var. Hani evet, çoğu malzeme evimizde olan malzemeler. Sarımsağımız, soğanımız, evet. Bir belki soya sosu yoktur. Ananas yoktur belki. Biz de çaktırma. Aldık öyle herhalde. Bir tane bulduk dolapta. Klasik dolaptı. Bir salatayı akşam yedim. Meyve tabağında nerede kalan.
Ben o zaman ananasları şöyle doğradım ya. Yağda kendi ısısına gelmiştir diye düşünerekten bunu ocağa alıp senden ricam. Tamam. Korkar mısın kızartma yapmaktan? Korkmam. He? Korkmam. Bence de korkma. Evet. Bunları böyle yavaş yavaş içerisine atma. Bu tarifi niye yapıyoruz? Tekrar söylüyorum. Bu tarif gerçekten hani tavuğu böyle tatlısı, ekşisi, bir ince acısını vesairesi böyle bir yemeğin içinde toplayabileceğimiz bir ürün. Böyle damak zevkinize hitap edecek. Bazen tedirgin yaklaşıyoruz biz Uzak Doğu mutfaklarında böyle. Gerçekten farklı yemekleri var. Bize hitap ediyor mu acaba? Ya tapatıyorlar, yenir mi yenmez mi dediğinizi biliyorum. Çünkü annem birebir öyle. Ama mesela ona ben böyle buna muadiline pekmezli bir tavuk yapmıştım. Çok beğenmişti aslında. Pekmez, tavuk, fırın ne alaka oluyor insan ama. O da böyle soya soslu, ketçaplı gibi dediğinizde tatlı ekşi yakalayabileceğiniz bir yemek çeşidi. Onu da belki bir gün bir evde yaparız. Tavukla pekmezi birleştirmek ister, bir çılgınlık yapmak istersek diye. Bu sırada bir fırına bakalım mı? Haydi bakalım. Bir ben tutmak için. Evet, hemen veriyorum. Şahane. Haydi bakalım. Şöyle geleyim. Şöyle. Hatta sen de gel Zumurcuğum. Beraber çıkartalım. Hoppa. Nar gibi kızarmış. Hop. Şöyle ekmeğimiz. Hatta muhteşem. Şunu şöyle yapalım. Muhteşem. Tam istediğim gibi. Ben hatta nezaketen ya da işte yapmaya tercihen diyebilirim. Çıktıktan sonra biraz böyle zeytinyağı gezdiriyorum üzerine. Fırından mis gibi zeytinyağlı ekmeği çıkaran Tahsin Şef, üzerinde biraz zeytinyağı gezdirip beyaz bir örtüyle tepsinin üzerini kapatıyor. Şimdi tamam. Tavuklarımız daha hazır. Daha kızaracak mı şefim bu? Yok, onu alacağız. Şimdi aynı tavada tamam. Sos yapmaya başlayacağız. Haydi bakalım. Nasıl fikir? Şahane. Hem tava pisletmemiş olacağız. Ay süpersin. Şimdi ben evet. Ne yapalım? Yok, bunu koyacak bir geniş bir tabak alayım sana. Bu tavukları içinden alacağım. Evet. Hemen bulayım. Şey ama sabah beri kayıp eşya arıyoruz. Ay. Acaba ama, nerede? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Önce heyecan yapıyorum. Sonra hemen bak saniyeler içerisinde buluyorum yani. Vallahi harikasınız. Ocağı kapatır mısın? Ben şöyle şu tavuğu şuradan alayım hemen yana. Şefim gerçekten çok güzel görünüyor. Ay nar mis gibi kızarmış. Gibi kokuyor. Zumur da beğendi bak. Zumur kolay kolay beni övmez biliyor musun? Vallahi övdü. Şöyle tavuğu kenara koydum. Mis. Bu ocağı şimdilik boş bırakıyorum. Şu malzemelerimi hemen doğrayayım. Oh. Hemen malzemelerimi doğrayıp tamam. Olaya devam edeceğim. Ananası doğradım. Tahsin Şef ananasın ardından önce ince ince 5 diş sarımsağı ardından yarım kuru soğanı doğruyor. Bugün günümü gerçekten çok güzel geçiriyorum. Ne zaman ki aradım Tahsin Şef bana da gelir misin dedim. Uzun bir süre bekleyeceğimi zannettim ama gerçekten değer verip hemen dönüş yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ Bugün olun. Bugün bana mutfağı sevdirdiniz. Çok güzel yemekler yapmaya devam ediyoruz. Gerçekten ben de çok keyif alıyorum. Yani çok teşekkür ederim bu güzel düşüncelerin için. Tavuğu da hemen çektin önüne. Şey çok hazırım. Sos yapıyorsun herhalde. Merak ediyorum hemen nasıl bir karışım olacak. Hem evet. Siz hem de bence ekran başındaki izleyicilerimiz de merak ediyoruz. Bu sebeple ne yaptığımızı bir toparlayalım. Hiç ben ananaslı tavuk hakikaten denemedim. Şahane olacak ama tabii. Şöyle bir topluyorum hemen ne yaptığımızı. Tavuklarımızı güzelce bir pane harcı gibi bir harç yaptık, yumurtalı. Güzelce onları kapladık. Sığ yağda böyle çevire çevire kızarttık. Evet. Rengi de çok güzel hale geldi. Şahane. Ardından sebzelerimizi doğradık. Ananası şeker tadı vermek için, biberi biraz acılık vermek için kullanıyoruz. Ketçabımız var mayhoşluk için. Burada çok güzel soya sosum, sıvı yağımız var. Bunlarla birlikte tavada bir sos elde edeceğiz. Tamam. Kavurduktan sonra peşin sıra taze bunu çevirdikten sonra taze soğanı üzerine verip susamını döküp servis edeceğiz. Çok hızlı konuşurum ben. Bunun yavaşlatılmış şekli var mı? He? Çok güzel anlattın gerçekten. Ben de çok hızlı konuştuğum için seni en iyi anlayanlardan bir çok tanesiyim. Çok güzel ikizler burcu. İkizler burcu böyle bıdı 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 İtalyanlar gibi kimle konuşuyor çok önemli değil. Yeter ki bir gürültü bir ses olsun. Evet. Şimdi bu biberler de bunun içinin mi? Evet. Tamam. Kırmızı biberler olduğu gibi yeşil biberler de bunun içine girecek. Tamam. Acı mı biber? Bilmiyorum ye. Bir tadayım bakayım.
Öyle olsa ben yerdim. Emin olsam. Aa, çok acı. Gerçekten çok acı. Bu acılığa daha fazla dayanamayacağım. Hepsini koyma lütfen ya. Onun da püf noktası şu şimdi. Bu acı tatlı ekşi sos. Tamam. Bunun acılığı buradan gelecek. Tamam. Zaten ananasın tatlılığı bunu bir tık kıracak. O ilk yediğiniz biber gibi acı acı gelmeyecek ağzınıza. Tamam. Sonrasında işte ketçabıydı, soya sosuydu derken bunu biz böyle lezzet çürümüş haline getireceğiz. Ocağımın altında yakayım ben o sırada. Bu arada bir püf nokta vereyim. Az önce şimdi iki tane çay bardağı ayrı ayrı yağımız vardı ya. Ben tavuktan kızaran yağı tavadan almadım. Hem lezzeti içinde tavuklarla birlikte. Hem de bu yağdan tasarruf etmiş oluyorum. Ben tariften çıkartıyorum. Ha siz derseniz ki bütün yağı tavuk çekti. Ben bununla da devam edeceğim. Kullanabilirsiniz. Ama kullanmak istemezseniz de böylelikle tasarruf etmiş olduk. Tariften bilginiz olsun. Peki zeytinyağı kullansaydık ağırlaşır mıydı? Zeytinyağı ağırlaşmıyor. Zeytinyağı ben pişen ürünlerin hiçbirine koymuyorum. Hmm. Yani bence koyulmamalı da. Tamam, şöyle sebzelerimi güzelce içine atayım mı? Atalım. Çok bunlar bir dönüp rengini verdikten sonra ananasları içine gireceğiz. Tamam. Hiç ananasın yemeğe konduğunu gördünüz mü? Ben ilk defa bugün tadacağım inşallah. Bekliyorum sabırsızlıkla. Süper. Bu benim işimi görür. Şöyle o. Sarımsak da var mı içinde? Koku? Ay şu an geldi. Şöyle, evet. Şöyle. Aynen. Yemek yaparken kokulur. Evet bence de. Ama işte yemeği ben yapmıyorum ya, kokmak istemedim. Aramızdaki şey beni o. Gerçekten sadece yemek yapmaya çağırmışsın. Hayır. Seninle çok güzel bir dostluk kurdum. Çok güzel bir bağ kurdum. Seni sık sık çağıracağım. Sık sık davet edeceğim. Hatta sana çok güzel bir hakikaten doğum günü organizasyonu yapacağım. Hayalini kurduğum bir şey var mı? Hani bu doğum günümde de bu yaşımda da bu olsun dediğim bir şey var mı? Ya şey değilim de böyle doğum gününe ben böyle bir dönem çok değer verirdim. Yani doğum gününde arkadaşlarımın düşünmesini, aramasını, etmesini çok severdim. Evet, hatırlanmak güzel. Yani çok isterdim böyle. Sanki bu onların sorumluluğuymuş gibi de düşünürdüm. Evet. Hani hatta başta da konuştuk, hani şakasına şey söyledik yani. Ya lütfen işte böyle yapın, böyle ben bu organizasyon yer arıyorum, burayı bana ayarlayın falan gibi. Ama ciddi ciddi bu işten bildiğiniz için soruyorum. Evet. Gerçekten bir doğum günün olmazsa olmazı nedir? Benim hayalim mesela çok eğlenceli, herkesin tek renk giyindiği, benim farklı renk giyindiğim. Aynen, konsept çok önemli. Bir konsept olmalı değil evet, mi? Evet, konsept olmalı. Şimdi bunun içerisine o zaman ben konseptten tamam. Alacağım hadi konuyu. Bakalım. Evet, tamam. Buraya suyumu veriyorum. Soya sosumu veriyorum. Soya sosu çok kaynamaya gelmez çünkü soya sosu kaynadıkça tuz bırakır. Ha, doğru. Bunun detaylarını evet. Söyleyeceğim zaten, hızlı olmam lazım bu aşamada. Şöyle ketçabını koyuyorum. Bunu da kenara aldım. Sonra susamımı atıyorum. Bunu kavura da bilirsiniz. Ben bu tarzını daha çok seviyorum bu üründe. Zaten yeterince aromatik lezzetler var. Tuzumu atıyorum. Nişasta mı kıvam alırsa atmayacağım, almazsa, kıvamını beğenmezsem nişasta da koyacağım. Değişik. Senden bir şey rica edeyim mi? Söyle. Gel bak. Şu soğanların burasını almanı. Tamam. Ve bunları ince ince kıymanı istiyorum. Hayır. Ama eline lütfen dikkat et. Tamam. 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 Böyle bakalım şey yapacağım. Bu sırada da organizasyon olmazsa olmaz o dediğimiz şeyden devam edelim. Bir konsept olmalı dedik. Evet. İlk başta organizasyon için önemli olan insan, kişi. Bir dolu insan gelirim tamam katılırım falan deyip de parti günü eğer gelmiyorsa gerçekten benim en çok üzüldüğüm nokta. Çünkü bir hayal kırıklığı oluyor. Beklediğin insan sayısı düşüyor, motivasyonun düşüyor. Aman eline dikkat et. Tamam. Bakın, yaptım ben de. Şu kıvama geldiği zaman benim için kafi bir kıvamdır. Çünkü bunu tavukların böyle kaplamasını istiyorum. O sebeple de bak ben kıvamı beğendim. O yüzden nişasta eklemiyorum. Tamam. O zaman ben de kıvamımı gösterebilir miyim? Soğan kıvamımı. Yeah. Yani... Yes be. Bak. Benim kıvam nasıl olmuş? Beğendin mi? Bunu koydum. Mi? Sonra. Tamam. Tavuklarımı içine atacağım. Tamam. Bak şimdi. Hemen o. Hemen ocaktan alacağım zaten. Yok yok yok. Onu en son sonunda koyacağız. Ha, tamam. Vay 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 tavuğa bak. Bu buna hem parlaklık, hem renk, hem lezzet. Yani bu şahane bir tarif. Bunu evinizde mutlaka deneyin. Zumur bugün sesin çıkmıyor. Senden fırsat mı kaldı şefim? Bunun rengi gayet güzel oldu. Bakın, bakın. Şahane. Tahsin Şef istediği kıvama gelen acılı ekşili tavuğu tavadan alıp sunum tabağına koyuyor. Üzerini ise Hülya Hanım'ın ince ince doğradığı taze soğanlarla süslüyor. Aa, çok güzel vallahi, ellerine sağlık. Şahane bir tarif yaptık. Muhteşem oldu. Bence pratik, hızlı.
Yani baktığınızda tavuğu farklı sunabilirim. Bugün tavuk sıkıldık artık, evet. Daha farklı ne yapabilirim dediğinizde sizin mutfaklarınıza da bence alternatif olabilecek bir lezzet. Bir çünkü tane ucundan, tadına bakın hemen. Evet, aynen bakacağım çünkü hakikaten ananasın, ananas suyunun soğanla ve tavukla tatlı ekşili nasıl bir araya geldiğini çok merak ediyorum. Hemen bekliyoruz yorumunuzu. Çok güzel. İlk başta söylediğin gibi o acılı... soyaya çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü tuzlanıyor. Evet, şu an gerçekten şahane ama ekstra fazla su koyarsak bence çok çabuk tuzlu olabilir. Muhteşem. Şöyle, onun sebebini söyleyeyim hemen. Şu an tuzu gayet oranında ve oranında çektirdik soya sosu. Evet. Çünkü soya sosu uzak doğu mutfaklarda gerçekten tuz olarak kullanılıyor. Hatta normal bizim sofra tuzlarımız oralarda yok mutfaklarında. Bunu kaynatarak, yoğunluğunu arttırarak o tuz oranını dengeliyorlar. Mutfaklarınızda kullanabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli. Gerçekten çok lezzetli. Ellerine sağlık. Ne iyi ettim de çağırdım da böyle bu akşam için tavuklu yemeğimi. Umarım arkadaşlarınız da çok beğenir. Çok beğeneceğim. Biz o zaman bir de güzel ekmek yapmışız. Evet. Bir güzel de ana yemek yapmışız. Ne ihtiyacım var? Tatlı. Gerçi biz tatlıyız ama olsun, bir de tatlımız olsun. Hadi yapalım. Nezaketen biz de tatlı olmamıza rağmen bir de tatlı yapmayı düşünüyoruz. Makarnadan tatlı yapacağım dedim. Akıl mı uçtu? Bir dakika, anlamadım. Neyden yapacağım? Makarnadan, siz orada başka şeyler konuşuyorsunuz, beni dinlememiştiniz. Makarna. Makarnadan tatlı yapıyorum dedim. Şahane bir tatlı olacak. Bence hiç görmediniz, alışmadınız. Belki de sıcak gelmiyor. Ya birleştiremiyoruz kafanızda ama. Ben ilk duyduğumda, ilk başta söylediğinde... Şaka yapıyoruz zannettim çünkü makarnadan tatlı oluyor efendim. Oluyormuş. Bunun ve bu tür cevapları da güzelce soruları cevaplamak adına ne yapıyoruz? Tatlı çumuraları hazırlıyoruz, yemeğimizi kenara alıyoruz ve mükemmel tatlımızla sizinle buluşuyoruz. Şimdi bunu orijinalinden başlayalım. Bu tatlı aslında Portekiz'de aletriye diye geçen bir tatlı çeşidi. Güzel bir şekilde el açması özel makarna yani spagetti ile birlikte. Evet. Şahane bir muhallebiyle birlikte böyle birleşip fırına giren, aslında fırın makarnanın şekerli ve tatlı versiyonu olup, yani hamurlu tatlı kategorisine girebilen ama sütü de üstünde taşıyan şahane bir tatlı. Ama bu aslında bizim böyle eskiye gittiğimizde seyahatnamelerde bile yer alan, böyle orucun tutulması için gece, sahurda, köylerde böyle erişte yapılır ya. Evet. O erişteyi yağda böyle uzun uzadıya kavurup rengi döndükten sonra sıcakken üzerine toz şeker döküp aslında yenen de bir tatlı olarak da var literatürde. Ama gerçekten onda çok merak ettim şu an. Muhallebi yok. Evet. Bunda muhallebi var. O zaman ben bunun için malzemelerimi sayayım. Daha kaç kere söyleyeceğim ama tariflerimiz için gerekli malzemeleri saymak benim işim. Makarna tatlısı için gerekli malzemeler: 1 paket spagetti makarna, 4 bardak su, 1 litre süt, 4 adet yumurta sarısı, 1 paket vanilin, 1 adet limon kabuğu rendesi, 1,5 bardak toz şeker. 4 tane de yumurtamız var, sarılarını kullanacağız. Hay ben sarıları kullandım, beyazı yazık olur mu diye düşünüyorsanız. Evet. Hayır düşünmeyin çünkü birkaç bölüm önce biz çok güzel bir beyazından böyle balerin tatlısı yapmıştık. Pavlova diye de bilinir. Şu köpük olur. Köpük olur, olur. Evet. İçine böyle sonra böyle güzelce muhallebi yapılıp kremalı. Onu çok severim. Onun için hemen gözümün önüne getirdim. Köpüğün çok fazla bol köpürüp böyle fırında kurutularak pişirildi. Yani beze diye de geçer. Aslında Ramazan'da olur ya şimdi yumurta sarıları sürekli sürülür ekmeğin üstüne. Fırınlarda bol bol beze satılır. Evet. Sebeplerinden biri yumurta beyazları gitmesin diye. Evet. Çabuksuzlukla bekliyorum. Bakalım ben size iki tane tencere rica edeyim. Tamam. Makarnayı haşlamak için Makarnayı haşlamak için bir tencere isteyeyim. Tamam. Bir de muhallebi yapmak için bir tencere isteyeyim. Hemen makarna tenceremi vereyim. Bak bunu da muhallebi yapalım. Tamam. Hani hangisini tercih edersen. Ondan. Şöyle bir tercih. Şimdi çırpacağız ya. Silikon çırpma teli görmemiştim çekmecede. Aa, hemen veririm. O yüzden bunu da şöyle suyumu koyayım. Tamam. Bunu ocağa atalım. Hemen atalım. Diğer püf nokta, bu makarnayı haşlarken normalde makarnanın suyuna yağ ve tuz girer. Bunda girmiyoruz. Girmememizin sebebi de tatlı yapmamız. Peki süt, inek sütü, keçi sütü falan böyle herhangi bir... Ya manda sütü ve keçi sütü daha yağlı oluyor. Bir anda bu kadar yemeğe aşkla bağlanmanıza gerçekten hayranlıkla kalıyorum ama böyle de bir yan etkim var. Evet, işte... Tatlıya geçtik ya, tatlı benim kategorime giriyor. En sevdiğim bölüm. Onun için makarnayla yapılan tatlıyı da... Ama şu an gözümün önüne getirdim. Bunu hamur olarak düşünüyorum. Yani bir şekerparenin hamuru gibi veya baklavanın hamuru gibi. Bunu da herhalde haşlandıktan sonra böyle bir hamur kıvamına gelecek değil mi? Ya şöyle, makarnayı çok haşlamayacağız. Tamam. Makarnayı çok haşlamayacağız. Aslında normalde 8 dakikaya bu tip paket makarnalar...
tam kıvamında haşlanıyor. Özellikle spagetti tamam. için konuşuyorum. Evet. 8 dakika haşlanmış olan. Biz 6 dakika hatta belki 5 dakika tutacağız ki böyle hafif diri al dente dediğimiz sizin anlayacağınız türden söyleyeyim. Al dente dediğimiz bir şekilde makarnayı haşlayacağız. Ardından bu şeyle yaptığımız krema ile birlikte karıştırıp yani muhallebi de diyebiliriz buna. Karıştırıp güzelce fırın kabına dökeceğiz. Üstü kızarana kadar da 250 derecelik fırında kızartacağız. Neydi tatlının ismi? Aletria. Aletria. Ama orijinalinde üstlerine tarçın sürerek. Hmm. Hatta şey yaparlar böyle şey kare kare tarçın böyle kafes gibi tarçın dökerler. Evet, evet. Gösterebildim mi şöyle. Kafes evet. olur. Evet. Öyle de servis edilir ama biz ya ben tarçını böyle her sütlü tatlıya yakıştırmıyorum. Şöyle bu arada kalan sütü de değerlendirmek için şöyle. Bravo. Suyla çalkalayıp içine tekrar koydum. Tamam, bunu da ocağa şart alalım değil. Mı? Bütün malzemeleri burada koyacağız, öyle alacağız. İçinde, vanilya tamam. da kaynadıktan sonra en son girecek. Sebebi? Tamam. En son girecek çünkü kokusunu yitirmesin diye mi? Şahane. Çok teşekkür ederim. Makarna tatlısının kremasını hazırlamak için kolları sıvayan Tahsin Şef, önce 4 adet yumurtanın sarısıyla beyazını birbirinden ayırıyor. Ben burada limonu böyle soyup... İyi ki öyle soydun. Şu an rende de göremiyorum. Şahane, hiç problem Aynen, değil. Aynen, rende Şöyle bir durum, böyle soydum. Neden? Şu beyazını almak istemiyorum. Rendelesem de aynı muhabbetti. Beyazına inmeden gayet böyle en lezzetli aromatik kısmını içerisine katmak istiyordum. Çok fazla olur tam bir limonun kabuğu. Aroması çok baskın olur. O yüzden böyle birazını ayıraraktan... Tatlıya aroma katması için kabuğunu limondan ayıran Tahsin Şef, kabukları ince ince doğrayıp Hülya Hanım'ın çırptığı krema tenceresine ilave ediyor. Ardından haşlanmaya devam eden spagetti makarnayı ocaktan alıyor, aynı ocağa Hülya Hanım krema tenceresini koyuyor. Evinizde makarnanız var, sütünüz var, limonunuz var, şekeriniz var, bir de vanilyanız varsa ki tam bu devrede işin içine giriyor. Bu tatlıyı gayet yerine getirebilirsiniz. Şimdi bunun içine koyuyorum. Bu birazdan kaynamaya başlasın. Bu gayet kaynamaya başlayınca hatta sizden ricam makarnanın madem suyu yok, evet. süzmedik çünkü. Bir şey söyleyeceğim. Bak neredeyse dura kurumaya... Dura çekti de çekti. Çünkü biz yani, gülerken o suyunu çekti. Bunu mu boşaltayım? Ona dökeceğiz, tamam. evet. Ah Hülya Hanım, ah! Elinizdeki haşlanmış makarna o fırın kabına sığar mı hiç? O fırın kabı biraz küçük gelecek galiba. Öyle mi? Bir büyüğünü göstermiştiniz ya bana bu olur mu diye, ben de büyük demiştim. Evet, tamam. Hadi bakalım. Onu getirseniz ona yayalım. Aklın yolu bir. Daha geniş bir fırın kabı. Çok iyi oldu. Fırını açmanı rica edeceğim senden. Biliyorsun az önce öğrendin. Alt üst fan 200 derece. Hazır. Bunu da şöyle alıp... Evet, fırını hazırladım. Bunu atıyorum. Arkadaşlar tatlı bitti. Fırına atıyorum. 200 derecede 20 dakika ortalama, üzeri kızarana kadar ve sütlü harcımı makarna çekene kadar fırında tutuyorum. Biraz kontrollü gidiniz efendim. Önemli bu nokta çünkü kontrol etmek. Her fırın farklıdır. Ardından da buraları güzelce topluyorum. Diğer önceki yemeklerimi de buraya güzelce sunuyorum ve sunum kısmına geçiyorum. Hatta size de sürprizim var. Gerçekten mi? Var. Ben sürprizi çok severim. Malum siz bana yapmadınız, ben size sürpriz yapayım. Ama daha gün bitmedi ki, belki benim de bir sürprizim olabilir. Göreceğiz. Şimdi hadi bakalım. Attım. Fırında kontrollü pişmeye bırakıyorum. Tamam. O zaman sunum kısmında görüşürüz. İşte Tahsin Şef'in Hülya Hanım ve arkadaşları için hazırladığı enfes yemekler. Özel teknik ve taktiklerle mayaladığı, üzerini zeytin, domates, kekik ve çörek otuyla tatlandırdığı sebzeli zeytinyağlı ekmek. Acısıyla, tatlısıyla ve ekşisiyle tadı damaklarda kalan, uzak doğudan Hülya Hanım'ın mutfağına ulaşan bir lezzet. Acılı ekşili tavuk. Ve makarnadan tatlı mı olur sorusuna en güzel yanıt. Kolay yapımıyla, iştah açan görüntüsüyle lezzetli mi lezzetli makarna tatlısı. Hepsi çok leziz görünüyor. Ellerine sağlık Tahsin Şef. Afiyet olsun Hülya Hanım.
Uzun zamandır hiç bu kadar gülmemiştim. Sıcak, dikkat. Evet. Çünkü yeni fırından çıktı. Hmm. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok eğlendim. Hem güldüm, hem yemek yaptım, hem birbirimize atıştık. Gerçekten zamanın nasıl geçtiğini bugün hiç anlamadım. İnanılmaz güzeldi. Beni böyle hemen uğurlayamazsın. Sana böyle çok güzel bir hediyem var. Gerçekten mi? Boyum... Bak, ben şunu boyumla aynı. Bakayım. Aynı boydayız. Paraya kıymışsın o zaman. Tabii. Şefim, çok merak ediyorum. Şöyle açmanı istiyorum. Ucunu evet. Ister misin? Ben, böyle. Evet, haydi çektik. Bakalım. Açılışımız. Oh. Tamam. Hoppa. Bakalım ne aldın bana. Çok güzel. Şahane bir hediye. Kesene bereket. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir anı olarak saklanabilecek bir hediye. Gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Güle güle kullanayım. Kullanın. Kendinize evet. Bol bol vaktinizle vakit geçirdiğiniz günleriniz olsun. Çok güzel bir kadına en güzel hediye kendisine bakabileceği bir aynayı hediye etmekmiş. Çok teşekkür ediyorum. Biz de ediyorum. Böyle düşünerekten bir ayna aldık. Ve siz de eğer aman Tahsin'im gel, aman benle yemek yap, şahane yemekler yap, dolabımda ne var bilmiyorum diyorsanız. Biraz da benle böyle kahkaha atmak istiyorsanız. O zaman www.showtv.com.tr adresine başvurabilir ve bizi evinize davet edebilirsiniz. Biz de size şöyle şahane yemekler yaparız. Bu akşam bu yemekleri yerken şefimi hatırlayacağım. Teşekkürlerinizi Tahsin bekliyorum. Tahsin şefime videonuzu çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda tatlıyla başlayıp tavuk ve pideyle bitiriyorum yemeğimi. Çok teşekkür ederim. Görüşmek o zaman üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki şef kapımda da bol kahkaha ve lezzetli yemeklerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kızlar nasıl buldunuz yemekleri? Şahane görünüyorlar. Ekmek yaptık bugün. Zeytinli ekmek, sarımsaklı. Süper. Bu da tavuk, bir değişiklik var mı? Değişiklik var. Evet. Ne var sence içinde? Bilemedim, çok güzel bir tat var. Ananas var, ananaslı, evet soslu tavuk yaptık. Bu da çok değişik bir Portekiz tatlısı. Fırında makarna muhallebisiyle birlikte inanılmaz güzel oldu. Şimdi hepsini tadacağız. Çok beğendiniz mi? Çok önce bir evet tavuklara bakalım. Tahsin Şef'le birlikteydi. Çok başarılı. İnanılmaz başarılı, inanılmaz güzel. Bugün onunla bir gün geçirdiğimiz için çok teşekkür ediyorum. Şahane. Şahane. Ellerine sağlık.